Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz güçlü etkileşimlerden iyonik bağ. Ne göreceğiz? Değerlik elektron göreceğiz, Lewis yapısı göreceğiz ve iyonik bağ göreceğiz. Güçlü etkileşimler iyonik bağ diyoruz. Atomlar arası bağlar oluşurken atomların son enerji seviyesindeki elektronlar etkileşiyor. Oluşan bağları anlamak için ilk önce bu elektronlardan bahsetmemiz lazım. İlk önce o elektronları tanımamız lazım arkadaşlar. Atomların son enerji seviyesindeki elektronlara değerlik elektron denir. Lewis yapısı sayesinde değerlik elektronlar rahatlıkla görülebilir. Yani yeni bir yapı göreceğiz. Lewis yapısı için önce elementin sembolü yazılır arkadaşlar. Örneğin karbonla devam edeceksek karbonun C'si. Sembolün etrafına elementin değerlik elektron sayısı kadar nokta konur. Son enerji seviyesindeki elektrondu değerlik elektron sayısı. O zaman bu noktalar ilk önce 4 yöne birer tane gelecek şekilde yerleştirilir. 4'ten fazla değerlik elektron varsa yönlere ikinci elektron sırayla yerleştirilir arkadaşlar. Mesela karbon 6 tane elektronu var toplamda. Bu arkadaşların elektronları sırayla yerleşiyordu. Yani ilk enerji seviyesinde 2, ikinci enerji seviyesinde 4. Toplamda son enerji seviyesindeki elektron sayısı kaç? 4. İşte biz buna değerlik elektron sayısı diyoruz. Sırada ne vardı? Sembolü yazıyorduk. Sembolün etrafına teker teker elektronları yerleştiriyorduk. 1, 2, 3, 4. O zaman bu arkadaşın değerlik elektron sayısı 4 ve Lewis yapısı gösterimi de bu oluyor. Örnek oksijenli. Oksijenin toplamda 8 tane elektronu varmış. O zaman biz bunu ilk enerji seviyesi 2, ikinci enerji seviyesine 6 şekilde yerleştirebiliriz. Değerlik elektron sayısı 6'ymış arkadaşlar. Bu 6 tane değerlik elektronu biz sembolün etrafına sırayla 1, 2, 3, 4 fazla kaldı. 2 taneyi de sırasıyla gelenleri eşleyerek, çiftleyerek yerleştirebiliyorsunuz. İşte oksijenin Lewis yapısı bu arkadaşlar. Bu arada küçük bir not söyleyeyim size. Sembolün etrafındaki elektronlar aslında kurulacak bağ sayısı ile ilgili ipucu veriyor. Karbon 4 bağ kurabilirken oksijen tekli bağlar, tekli elektronlar bağ yapımına karışırlar. O zaman tekli elektron sayısı oksijende kaç? 2. O zaman bu arkadaş 2 bağ yapar. Çiftlenenlere ortaklanmamış elektron çifti, ortaklanmış elektron çifti diyoruz. Bu arkadaşlar bağ yapımına katılmaz. Helyum ve magnezyumdan örnek vermişiz. Yapalım. Helyumun toplamda 2 tane elektronu varmış. O zaman değerlik elektron sayısı 2. Peki bu helyumun sembolün etrafına ne şekilde dağıtılmalı? Eğer ben bunu şu şekilde dağıtırsam helyumun bağ yapımına açık olduğunu, 2 tane bağ yapabileceğini göstermiş olurum. Ama biliyoruz ki biz helyum bir soy gaz. Helyum kendisi başka bir elementle bağ yapmak istemez. Yani bileşik oluşturmak istemez. O yüzden gösterim bu şekilde değil, bu şekilde olur. Çiftleşmiştir elektronlar ve ben bağ yapmak istemiyorum şeklinde gösterilir. Magnezyum ilk enerji seviyesi 2, ikinci enerji seviyesi 8, üçüncü enerji seviyesi 2. Yani toplamda değerlik elektron sayısı 2'dir. Peki ne şekilde gösterilir? Magnezyum sembolünün etrafında 2 tane elektron olacak şekilde gösterilir. Bu 2 bağ yapabilirim anlamına da geliyor veya 2 elektronu bağ yapımında kullanabilirim anlamına geliyor arkadaşlar. İyonik bağdan bahsedelim şimdi. İyonik bağlar metallerle ametaller arasında meydana gelir ve elektron alışverişine dayanır. Metaller elektron verirlerken ametaller elektron alırlar. Elektron alışverişi ile elementler duplete 2'ye veya oktete 8'e tamamlanmak isterler. Neden? Soy gaz kararlılığına ulaşmak için. 2'ye tamamlananlar genelde helyuma benzemek isteyenler aslında. Hidrojen gibi, helyum veya lityum. Helyum zaten 2, lityum gibi, berilyum gibi. Bunlar 2'ye varıp, duplete varıp soy gaza ulaşmak isterler, soy gaz yapısına. Diğerleri ise 8'e varıp, yani oktete varıp ulaşmak isterler bu seviyeye. Örnek verelim. 11 sodyum demişiz. 2, 8, 1 şeklinde ayrılıyor. Diğer iki elektron sayısı 1. Yani sodyum 1 elektron vererek soy gaz yapısına ulaşmak ister. Ve Lewis gösterimi bu şekildedir. Florda ise 2'ye 7, değerlik elektron sayısı 7. Bu nasıl soy gaza ulaşır, nasıl daha kolay olur?
Bir elektron alması onu kolaylıkla soy gaza benzetir arkadaşlar. Bir elektron almak ister. Peki bu ikisinin arasında meydana gelecek olan iyonik bağ ne şekilde olacak? Sodyum bir elektron vermek isteyecek. Flor da ondan gelen elektronu almak isteyecek aslında. Gayet mutlu mesut bir beraberlik oluyor. Sodyum ve flor. Sodyumdaki bir elektron flora geçiyor. Sodyum artık bir elektron verdiği için artı yani katyon halde. Flor ise sodyumdan gelen bir elektrona alarak soy gaza benzemiş. 8 haline oktete varmış durumda arkadaşlar. Bu bileşiği Lewis gösterimi de bu şekilde yazılır. Bu pozitif artık herhangi bir noktası kalmadı son elektron seviyesinde. Bu ise son elektron seviyesi, son enerji seviyesini bir elektron alarak 8'e tamamlamış oldu ve köşeli parantez eksiyle gösterildi. Devam edelim. İnatçı sayfamız ayrılmak isterse. Diyor ki magnezyum ve oksijen elementleri arasında oluşacak olan elektron alışverişini Lewis yapısıyla gösterimiz. Hemen 12 magnezyum dedik. Bu arkadaş 2, 8, 2. Diğer iki elektron sayısı 2. Yani magnezyum 1 ve 2. Oksijen 8. 2'ye 6. Diğer iki elektron sayısı 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu arkadaş 2 elektron alırsa soy gaza benzeyecek. Bu arkadaş da 2 elektron verirse soy gaza benzeyecek. Gayet güzel adil bir kullanım aslında. Birisi 2 elektronu verecek, diğeri de bu 2 elektronu alacak. Nasıl gözüküyor o zaman? Magnezyum 2 elektronu verdi. Artı 2 oldu. Oksijen ise bu 2 elektronu aldı. Hemen şöyle. Bunları da kırmızıyla gösterelim. Oldu. Eksi 2. İşte aralarında meydana gelen elektron alışverişi ve yeni meydana gelen iyonik bileşiğin Lewis gösterimi. İyonik bağlarla iyonik bileşikler meydana gelir. Elektron alışverişi bu şekilde bu bileşiklere güçlü bir elektrostatik çekim gücü kazandırır arkadaşlar. Yani pozitifin negatifi çekme gücü yüzyıllardan beri bildiğimiz en kuvvetli çekim gücü aslında. Biz buna elektrostatik çekim gücü diyoruz. İyonların oluşmasıyla yani elektron alışta negatif iyonun, elektron verişte ise pozitif iyonun oluşmasıyla aralarında pozitif negatif çekim gücü yani elektrostatik çekim gücünün oluşması ile iyonik bağ çok kuvvetli bir bağ karakteri kazanır arkadaşlar. Bu durum düzenli bir örgü yapı oluşturmalarını da sağlar. Örneğin sodyum klorürdeki tip, sezyum klorürde, çinko sülfürde, kalsiyum florürde, titanyum oksitte ve silisyum oksitte gösterilen tarzlar arasında arkadaşlar bunlar. Sodyum klorürde örneğin her bir sodyumla bir klor bir elektron verip bir elektron alarak bağ oluştururlar. Ama burada gözüken şu örgü yapıda. Her bir sodyum 6 tane klorla, her bir klor 6 tane sodyumla çevrelenmiştir. Bu sodyum klorür dediğimiz tip birim hücredir. En sade, en sadeleşmiş sayı halindeki birimdir. İşte biz bu bir sodyumun 6 klor, bir klorun 6 sodyum ile çevrelenmesi yapısına örgü yapı diyoruz. Bu kuvvetli yapı maddenin de çok kuvvetli, çok kararlı ve nasıl diyelim çok sağlam olmasına sebep oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz iyonik kristaldeki bu yapıya birim hücre denir. Her bir bir sodyum 6 klorla bir klor 6 sodyumla çevreleniyorduk ya. İşte bunun birim haline, en küçük haline bir sodyum bir klor birim hücre deniyor veya sezyum klorü de birim hücre deniyor arkadaşlar. Örgü yapı sayesinde katı az önce bahsettiğimiz gibi bir sağlamdır. İki sağlam olduğu için kuvvetli bir çekim gücü olduğu için aralarında erime ve kaynama noktaları da yüksek olur. Niye? Benim o bağları koparmam sayesinde sıvılaşacak veya gaz haline geçmeyecek mi? Bağlar çok kuvvetliyse vermem gereken enerji çok yüksek olur. Doğal olarak erime ve kaynama noktaları çok yüksek olmalıdır. Sert ve kırılgandırlar. Oda koşullarında 25 santigrat derece ve 1 atmosfer. Katı halde bulunurlar. Çok sağlam, çok erime ve kaynama noktaları çok yüksek olduğu için. Erimiş halleri ve sulu çözeltileri elektriği iletir diyoruz arkadaşlar. Erimiş halleri ve sulu çözeltileri bu maddelerin sulu çözeltileri elektriği iletir. Çünkü o zaman iyonlarına ayrışıp tekrar elektrik iletkenliği kazanmış oluyorlar.